Minecraft Hardcore. Bir kere bile öldüğünüzde dünyanızın silindiği oyun modu. En başında en nadir axolotl'u bulduk. Elmas piramit yaptık. Hızımızı alamadık. Netherite piramit için günlerce mekanizmalar kurup uğraştık. Yine durmadık. Saatte 1200 altın veren bir farm yaptık. Ama en değerlisi Minecraft'ın en zor başarımını yapmaktı. Belli bir düzenek kurduk ve oyunun bizden istediği 24 iksir efektini aynı anda deneyimleyip başarımı kazandık. İşte bu başarımı kazandığımız an yabancı TikTok'larda paylaşıldı ve benim orijinal videom 1 milyon izlenmişken TikTok sayfalarında 10 milyona kadar ulaştı. Toplam bütün videoları gördüğüm kadarıyla 30 milyona kadar etrafta izlenmesi vardı. Birkaç tane yabancı beni ne yapsın ya da milyonlarca yabancı ne yapsın? Ben sizlere içerik yapıyorum. O yüzden de bu benim için sevindirici bir olay oldu. Evet, başarım zordu ama yapılamayacak kadar zor değildi. Bu kadar paylaşılınca da acaba ben gerçekten büyük bir şey mi başardım diye kendime sordum. Sonra düşündüm. Dedim ki en zor başarımı da yaptığıma göre diğer başarımları yapmak kolay olmaz mı? İşte böylelikle de Minecraft'taki tüm başarımları yapıp oyunun benden istediği her şeyi yapmış olacağım bir bölüme geliyoruz. Minecraft'taki en basitten en zora geri kalan tüm başarımlarımı tamamlayacağım. Bunun için Nether'a gideceğiz, End'e gideceğiz ve dünyada bazı olaylara girişeceğiz. Ayrıca 40.000 beyinden sonra yepyeni bir hardcore bölümü gelecek. Ayrıca 20.00'da sizde hardcore oynadığımız, Bed Wars oynadığımız yayınlara katılmak istiyorsanız aşağıda linkler var. O zaman iyi seyirler. Evet, kolay olacak mı bilmiyorum ama hadi başlayalım. Hemen hızlıca açıyorum. Burada geri kalan, yapmadığım birçok başarım var ve şu an 1.18'de oynadığımız için de birkaç tane daha detaylı başarım eklendi oyuna. Ama ben en başında bu bir kuş mu başarımını almak istiyorum çünkü papağanları inceleyeceğiz ve güzel de bir başarım aslında. Oradan da ondan sonra da 1.18'de alakalı başka bir başarıma gideceğiz. O zaman şuradan yol alıyorum çünkü bu tarafta bir tane Amazon ormanı olduğunu biliyorum ve orada bir sürü papağan var. O papağanlardan birine bakacağız. Onu da yanıma alayım ve beraber uçalım. Aha, bir dakika. Sen buradasın. Tüfe bak. Tamam. Başka bir başarım için biz bunu unuttuk. Tamamen buraya getirdiğimiz bir sürü shulker vardı. Bu shulker niçin işimize yarayacak? Benim önceden yapmadığım bir başarım için işime yarayacak. Tabi tutturabilirse bazı şeyleri. 50 metre kadar yukarı çıktığımda bu şekilde bana vura vura ben bir başarım kazanıyorum ve end kısmında tek yapmadığım başarım da ahanda. Buradan manzara harika. Shulker saldırı yeri 50 blok yüksel. Bunu yapamam. Hop, dostum atacaksan tam atsana. Atacaksan tam atsana. Ben bunlardan bir sürüsünü böyle çevreme toplasam öyle yapsam. Bir öyle deneyeyim bakayım. Tamam, birkaç tane daha geliyor. Hadi bir tane daha at. Bunlar çok dengesiz adamlar. Güzel, bir 9 saniye daha ama bundan sonra uçabilecek miyim? 50 metre olmadı galiba. Lütfen 50 metre. 50 metre. 50 metre. Hayır. Tamam, birazcık daha biriktirmem lazım. Hadi sen de hayır, kaçma. Tut beni. Hayır. Tut. Çok gügüzel. Son saniye. 50 metre uçtuk bence. Ama manzara buradan da güzeldi. Kardeşim. Bak. Seni dövmeyeyim tamam mı? Ya bu doğal ortamında yapılacak bir şey. Yani istemeden aldığınız bir başarım bu da. Ben tek bir taneyle limitlerimi zorluyorum. Bunu Minecraft'ın en zor başarımını yaptığımız zaman da böyle almıştık. Dedik ki hadi burada dünyada bırakalım. Etrafa dolaştıralım. Hatta bu yanlışlıkla getirdiğim bir tanesiydi. İki tane var şu an dünyada. Şimdi bulduğum yere bakabilir misiniz? Burası evet. Amazon ormanları dediğim orası. Aha, bir tane de PUBG'miz burada. Ama şu görünüş. Normalde Alpha'da çok fazla bilgisayarı kastırıyor, optimize değil vesaire diye kaldırmışlardı ki evet biraz bir tık deneysel olduğunu algılayabiliyorsunuz şu an. 1.18'de tekrardan bu tarz yerleri geri çevirdiler. Daha fazla böyle yer göreceğiz. O zaman papağan için birazcık yemek alayım da bizi sevsin. Al lan kereta, bende bol bol var, al. Sen de al. Başka var mı? Aha, orada da var. Sen de gel abi. Acıkmışsın, gel bakayım. Ye bunu. Yok. O ben yabancı. Evet, yabancıyım. Yabancılardan şey alma da benden al. Sen yedin mi? Sen de yememişsin. Sen yeme bunu. Hadi bakalım, papağanın yanına gideyim de. Papağanlar çok yemek yiyor ama. Ve tek de olursan dünyanın en iyi papağanısın. Hayır, değilsin. Sana deneyeceğim. Asla tekte doymuyor bu arada. Sen tekte doyacak mısın? Bir ilk olacak mısın ha? Yok abi, doymuyorlar cidden. Boşanla semerini ye. Ya da beni ye. Ne yapıyorsun sen? Oha! Balıkları keşfediyorlar. Çok çılgın bir keşif onlar için. Balık. Balık biraz kovdu gibi seni sanki. Çok uyuz ettiniz lan balıkları. Manyaklar. Gelin bakalım. Gel. Yiyeceğim mi? Tamam, sen ye o zaman. Sen yiyecek misin? Doyacak mısın?
gümüşe bak. Ama doy artık. Abi beni ye cidden. Ben onları ne kadar, babacık ne kadar topladı onları biliyor musunuz mu? Lütfen. Lütfen. Hayır. Abi ne bu? Ne bu? Tekte olacak diyoruz bir de. Al dur. Bakayım sana şuradan. Bu bir kuş mu? Hayır. O bir uçak. Hayır. O Süpermen. Var ya balıklarla kafayı bozdu. Balığa mı aşık oldun oğlum sen? Abi bari bak gerçekten siz en azından anlıyorsunuz bunun değerini. Afiyet olsun. Abi ben gerçekten balık olduğumu düşünürsen beni sevecek misin papağan abim? Ben de balığım. Bulup 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 bulup. Ha işte balık taklidi yapmak lazımmış ha. Abi sen de doy. Yeşili bak yani seni bırakıp gideceğim doymazsan. Hah be abi. Heh işte şu. Gel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi gelin sizi çok özel bir yere götüreceğim. Çok ilginç yerler görüyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? 1.18'de ya bu biraz garip dursa da çok hoş duruyor. Ben sevdim. Hop. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Oğlum neden buradasınız lan? Gerçekten çiftlik gibi bir yere gelmişim. Galiba çayır bulduk bizimkilerle. Ve bizimkileri çok mu sevdin oğlum sen? Gel arkadaş edinin gerçekten. Böyle böyle tatlı tatlı dolaşıyoruz. Gerçekten omzumda durmaları çok tatlılar. Hani böyle omzunuzda biri uyur. Ondan sonra nefes bile alamazsınız. Böyle hareket edeceksiniz gibi. İşte bu küçük şeyle öyle tatlı. Tipe bak. Tipe bak. Çok güzel. Çok güzelmişsiniz siz. Onlar tabii ki farkında bile değil durumun. Yanımda bir müzik diski getirdim. Ve zaten elmaslarım var. Hemen koyuyorum. Bir müzik kutusu yapıyorum. Ve müzik kutusuyla beraber başarımı almak istiyorsak da bu arkadaşları biraz eğlendirmemiz lazım. Yok eğlendirmek değil aslında. Kendimizi eğlendirmemiz lazım ama onları da buraya getireyim dedim. Aha da şöyle bir manzara. Gelin arkadaşlar. Hazır mısınız? Ya. Ya. Abi sen de mi kıskancın? Gel bakayım. Gel. Babanın omuzuna. Aa, biraz atlayın ya. Dans edin ya. Biraz ortam yapın. Ortam yapın. Hayır babaya gelmeyin. Arkadaşlar. Sizi zamanında partilere hazırlıyorum tamam mı? Sonra partide böyle sap gibi durup ondan sonra ya ben eğlenemedim demeyin diye. Bakın gelin buraya. Abi sen utangaç bir adamsın. Gel. Gel buraya. Bak kardeşin ne güzel yapıyor. Sen ne yap? Yok babanın yanında değil. Ha şöyle. Ama tek büyük bir sıkıntımız var. Arkadaşlar burası çayır değilmiş. Beraber gidelim. Sen de atla. Atla sırtıma gidelim Hacı Dede'ye zıpla. Aha işte burası çayır gibi duruyor. Hadi burada olsun. Burası da değil. Abi burası da çayır değilse ben bir şey bilmiyorum artık. Lütfen başarımı kazanmak istiyorum. Müziğin sesi. Ya. Oğlum neden boşuna yiyorsun? Kardeşin nerede bu arada? Tamam bu kadar eğlence yeter. Hadi ders çalışmaya. Tam bir baba esprisiydi ama boşverin onları şimdi. Kapadokya'ya gidiyoruz. Sıcak hava balonlarını izleyeceğiz. Ve onlardan başarımı kazanacağız. Hayır ya of bu baskınlar yolda birini kestim diye. Tamam. Geldik turistik yere. Burası Antalya değil mi? Çok sıcak çünkü. Şimdi Antalya'dan Kapadokya'ya nasıl geçeceğiz? Şuradan gitsek. Hah sıcak hava balonu. Kapadokya'nın meşhur şeyi. Ben sıcak balonları görmeden ölmek istemiyorum. O bir balon mu? Evet o bir balon. Görüşürüz kendine çok iyi bak. Şimdi bakalım neler kalmış. Yaşlı Betsy arbaletle ateş et. Bir okla iki vuruş bir deli jokla iki hayalet öldür. Yağmacıyı kendi ilacına tattır. Güzel. Bir keyi savunmak için demir golem yap. Tamam bunlar çok kolay. Demir golemi de şu baskında yaparım. Kendi ilaçlarının tatlarına da baktırırım. 27 demir bloğu alalım. Ve burada bir yerde neredeydi? Aha da burada oyma bal kabağımız da var. Şimdi buraya koyacağım Iron Golem'i savunması için. Çünkü burası da bir köy sayılıyor benim. Benim köylüler... Bak konuşamıyorum. Benim köylerimden dolayı aynen. Burası da bir köy sayılıyor. Çıkın lan köyden. Manyak adamlar. Şimdi bir de bunlara kendi arbaletlerinden bir yedirmem lazım. Bence bunu yapabileceğimiz tek bir yer var. Çok hızlı bir şekilde. Farmı tam çalıştırmayız. 1.18'de çalışan nadir farmlardan bir tanesi. Evet. Zümrüt farmı yapmıştık bir önceki bölümde. Ve deliler gibi zümrüt veriyordu. Saatte 1000 zümrütten bahsediyoruz. Aa tabii kötü kehanet alıp geri dönmem lazım. Hop. Sistem şöyleydi. Buraya geliyorduk.
dayıyorduk. Pistonlar bizi buraya atıyordu. Sonra buradan gelenleri teker teker kesmeye başlıyorduk. Ki bunu yapmamıza şu an gerek yok. Çünkü biz zümrüt istemiyoruz. Bize arbalet lazım ki çoktan zaten baya baya aldık. Şuradan ok da alayım. Yine sistem normal çalışıyormuş gibi gelecek ama ben öldürmeyeceğim onları. Daha farklı bir şey yapacağım. Burada ufak bir sistemimiz vardı. Aynen bu kapağı açıyor, aşağı atıyor. Oradaki köylüden dolayı burayı bir baskın yapılacak köy zannediyor. Yukarı çıkıyoruz vesaire zaten. Bir önceki bir hardcore videosunu izlediyseniz bütün her şeyi biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş yukarıdan dağılmaya gelmeye başlayacaklar. Özellikle lokal alan zorluğu diye bir şey de var. Ben burada bayağı bir bulunduğumdan dolayı level kasmak işte zümrüt kasmak vesaire durumlarından. Buranın zorluğu daha fazla, daha fazla yaratık çıkacak. Ama ben aradan vurabiliyor muyum? Evet. Yaşlı Betsy gelişimini yapabildik. Şuradan da zing zing vurduğunuzda zaten deliler gibi experience geliyor. Evet, eşyalarımızı yenilemiş oluyoruz en azından. Ama Betsy'yi de ateş etmiş. Kimmiş asıl yağmacı yapmamışız? Dur yağmacıları da vurayım ben böyle sürekli. Ama siz yağmacı değil misiniz işte? Ha işte şu. Kimmiş asıl yağmacı kardeşim? Bir arbalet de delici lazım. Çoklu atış, çoklu atış, çoklu, 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 çoklu. Delici yok mu lan bu adamlarda? Çoklu, çoklu, hızlı, çoklu. Çünkü deliciyle phantomları da öldürecekmişiz. Oğlum bunlar ne? Düşe düşe bu... Ne, sesleri duyuyorsunuz. Arkadaşlar sakin olun, cidden sakin olun. Bunların içerisinde o delicilerden yok ama köylülerimden ben satın almıştım zamanında ihtiyacım olacak diye. O zaman evde var, evden alacağız. Bir de zaten belli bir süre uyumamamız lazım ki phantomlar gelsin bizi yok etsin. Iron Golem bunları parçalayabiliyor mu bu şekilde? Çünkü bayağı var. sensin demek. Aynen anladım abi. Abi tarla gerçekten atam. Şimdi bakıyorum. Mis arı Firmizol'un başarımını alacağım. Öfkelendirmeden bunlardan şişeler dolusu ballar alacağım. Ama tabii ki ballar şu anlık olmadı. Ben de onları bekliyorum. Makas da aldım az önce yanlışlıkla. Bal yaptıklarında bir başarım oradan gelecek zaten. Keçileri kaçırmak. Evet bu çok güzel bir başarım. Biraz keçileri kaçıralım. Akıl sağlığını kaybet yapalım. Biraz akıl sağlığımızı kaybedelim. Tamam. Bir tane bot yeterli. Şurada bizim... Ay, şurada bizim bir keçkemiz vardı. Aha da burada. Keçke sensin değil mi? Keçke sen olduğunu söyle. Keçki bu. Evet bu... Keçki içki. Kaçıracağım keçileri. Gelecek misin? Hadi bakalım. Keçileri kaçıralım. Kendi öz evladımı neden kaçırayım ki değil mi? Gel gel. Birazcık özlemişsindir babayla vakit geçirmeyi. Biraz dolaşalım. Galiba en zor başarımdan daha zor başarımlar var. Gerçekten en zor başarım bu değil ama yiyebileceğim her şeyi yemek. Nelerin yenebildiğini bilmiyorum ben. 7 tanesini yemişim. Düşünsenize 40 tane şey var ve ben onca şey yiyip 7 tanesini yemişim. Bir aksorot ile takım olun ve bir savaş kazanın. Tamam. Bu yapılabilir. O zaman ende bir gidelim de bir ende uğrayalım. Orada baya bir aksorot evi yapmıştık. Orada baya baya aksorot otlarımız havuzda yüzüyorlardı. Ne kadar lazım onu bilmiyorum ama 3 tane kova aldım ve burada tabii ki en nadirlerden almayacağım. Onların nesli tükenmesin diye. Bok rengi. Bok rengi abim. Nerede o bok rengi? Gel abi. Aha, yakaladım. Pembiş seni de alalım. Pembiş sen de gel. Aynen. Hop. Aha, işte. Şimdi bu başarımı kazanmak için bir Axelot'la savaşa girmemiz lazım ki Axelot'un da sevmediği bir yere gitmemiz lazım. Bu durumda Bulk'larla savaştırmam daha mantıklı olacak gibi geliyor. O zaman etrafta biraz Bulk arayacağız. En son buralarda baya baya Bulk'lar dolaşıyordu. Ve ben bu adamların nerede olduğunu bilmiyorum ve suda berrak değil. Ama çok zevkli lan böyle. Bu suda bu şekilde gezindiğini hatırlamıyorum ben. Merhaba. Hop. Aha. Şimdi sen ama olmuyorsun ki. Sen ve sen. Hadi saldır abi. Saldır yapabilirsin. Aynen öyle. Ben de saldırabilirsem. Lütfen benden önce öldürme. İktirmeyin artık şu adamı. Ben de öldüreceğim. Nefesim bitiyor. Nefesim bit. Yok abi bu adamlardan şey yok. Arkadaşların iyileştiren gücü. Ama ben hala gidiyorum. Boğuluyorum. Nerede bizimkiler? Hadi. Hadi lan sizi doğaya salayım. Etrafta dolaşın takılın. Bundan sonra biraz Nether odaklı gideceğim. Çünkü Nether'da çok fazla başarım bıraktığımı fark ettim. İlk alacağımız başarımlardan bir tanesi. 1.18'de yeni eklenen başarımlardan bir tanesi. Ne fazla bir tanesi dedim. Bir tanesi canısı. Aynen. Aslında böyle de bir şey. Dünyada bir lav gölünde uzun bir yolculuk için bir lav gezere binin. Yani Strider dediğimiz canlılar, Türkçe'de lav gezerler, onlardan birini dünyaya götüreceğim ve orada bir lav havuzu yapacağım ona ve onu sevindireceğim.
Hani evinde gibi hissettireceğim ve bu da bana başarım olarak gelecek. Bu zaten buraya nasıl geldik lan dediğimiz, aynı anda tüm etkilere sahip olduğumuz en zor Minecraft'ın başarımıydı. Bu gizli başarımdı, onu açtık. En başında bu sanmıştık biz. Bir yeniden doğma sağlayıcısını tamamen şarj edeceğiz. Bu da işte öldüğünüzde tekrar doğmanızı sağlıyor ama tabii ki hardcore'da değil. Manyetit yolları götür beni eve. Bu Country Road'dan geliyor. Bu aslında Lodestone. Country Road'u Country Load yapmışlardı. Türkçe çevirince bütün esprisi kaçıyor ama manyetit üzerine bir pusula koyacağız. Bu da pusulayla yolumuzu herhangi bir yerde bulmamızı sağlıyor. Bir de huzursuz ittifak. Nether'dan bir gaz kurtar, dünyaya güvenlice getir ve onu öldür. Birazcık acımasızca. O zaman obsidyenlerim yetersiz. Evden birazcık daha obsidyen alıp ilk onu yapayım çünkü oltayı sonradan kullanacağım. Tamam, ne kadar işe yarar bilmiyorum ama selam. 1-2-3 ne kadar genişlikte yapacağım hakkında da fikrim yok. Biraz sakıncalı olacak. Bu Minecraft dünya şampiyonuyla yarıştığımız bir yarışmada bize verilmişti. Ve biz de bunu yaparken çok can çekişmiştik. Şu an onu hatırlıyorum bir yandan da. Illumina'yı biliyorsunuz zaten, speedrun yapan abimize. Kendisi eski dünya şampiyonu. Bizim de katıldığımız bir yarışmadaydı ve onlar bunları çok hızlı yaparken biz de belli teknik sebeplerden dolayı boka sarmıştı. Şans işi de biraz kalmıştık. Şimdi burası ruh vadisi olduğu için burada deliler gibi bulunurlar. Az önce vardı, şimdi yok. Gel abi. Aynen. Yaklaş. Yaklaş. Umarım oltayı falan kırmam bu şekilde ama gel abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam gel gel. Aynen öyle. Yavaş yavaş. Gaza gelirsin birazcık daha vura vura. Hadi gel artık. Hayır ama lütfen lütfen lütfen. Ateş topu değil. Ateş topu değil. Sen gel. Ama neredesin? Evet, böyle ölürsem çok komik olacak. O zaman yeni oltalarla beraber tekrardan geldiğimize göre şimdi. Seni boş verdim artık. Ya da gel gel hadi. Bu işi yapacağım ben. Seninle yapacağım. Of. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten kafayı yedirttirmelik bir olay bu. Ha, düşünüldüğünden çok daha zor bu. Neden ben bu işe bulaştım ki? Teoride her şey çok kolaydı. Teoride her şey çok kolaydı. Şuna bakın. Kardeşim geleceksin ve gireceksin. İtiraz istemiyorum. Ya seni öldüreceğim ama sen ne yapıyorsun ki orada? 10 saattir arkadan atıyorsun. Evet güzel. İyi ki bunlardan yanımda fazlasıyla taşıyorum. Ya bu şaka mı ya? Hadi geldin. Hadi geldin. Naz yapma. Geldin işte. Şu an yüzümün halini tahmin edebiliyorsunuz değil mi? Hani böyle artık bıkmış, sinirlenmiş, yavaş yavaş kafayı yemeye az kalmış. Gerçekten mentalimi bitirmeye başladığımı. Evet hissediyorsunuz. Yok. Şu an yüz ifadem ve sakındığımı büyük ihtimal anlıyorsunuzdur çünkü hayatımı verdim. Sen artık nefret ediyordum. Daha da yani daha nefretin ne olabilir ki? Üst düzey ne olabilir? Anlamış değilim şu an. Tamam, görüşmeyle bir gün oldu. Tabii sizin için milisaniye olarak geçti ama bu sırada birçok şeyler yaptık. Evet, Instagram'da zaten bütün her şeyi var. Çorba yapışımız, nasıl yapamayışımız, makarna yapışımız, masamın gelişi. Evet, artık güzel, geniş bir masadayım. Yayınlar önceden izliyorsanız masamın eski bir yemek masası olduğunu ve eve geldiğimizde sadece o masa olduğundan ona kurulduğumu biliyorsunuzdur. Neyse, biz başarım yapıyorduk. Başarım yapmaya devam edelim. Gazları boş verdim. Artık yapacağım şeylerden bir tanesi öbür Nether başarımlarını kazanmak olacak. Onlardan biri içinde oyma taşı lazımdı. Bir tane de netrite külçesi lazımdı ki bundan da manyetit elde edebileyim. Manyetiti mesela düzgün bir yere koyayım ki bir mantıklı olsun çünkü ben yolumu sürekli kaybediyorum. Ben yolumu sürekli kaybediyorsam tam olarak benim bu portala bir yol yapmam lazım değil mi? Ahanda. Abi siz hala mı siz? Hala mı siz? Bıkmadınız mı? Bıktınız bence. Neyse. Buraya manyetiti koyacağım. Bayağı da havalı duruyorlar aslında. Şunları da mı? Bir dakika. Biraz yani maliyetli olacak ama aslında boş ver. Net
Metroid'ımız bayağı var. O yüzden yani hepsini koyamasak da şöyle bir koyalım. Sonra pusulamı alacağım ve zinc. Manyetit yolları. Götür beni eve. Gerçekten de beni eve götürüyor. Böylelikle Ent'te de bunu yapabiliyorsunuz. Dünyada da yapabiliyorsunuz. Pusulanız bağlanıyor. Tabii ben bunun ismini değiştiriyorum. Nether'da yolumu bulabileceğim pusula olarak yaparım ki yolumu belli olsun. Geriye pek de 9 can değil. Başarımı kalıyor. Bu da yeniden doğma sağlayıcısı yapacağız. Onun için de bayağı bir ışık tozu lazım. Ha bir de bu abilerimiz. Evet. Bu abilerimizden de lazım. Abi gel seni zengin edeceğim. Aynen. Ay biraz fazla oldu. Neyse sen zengin olmanın tadını çıkarırken ben de aynen şu ışık tozlarından alacağım. Ya da neydi? Tozuydu bu. O kadar ihtiyacım yok ki aslında bunlara. Neyse dostum başarım için lazımsın. Gel buraya. Bu arada ses geliyor mu? Jelibon emcikliyorum da. Böyle jelibon direkt ısıra ısıra yemekten sonra böyle ağzımda erimesine bırakıyorum ve boş bulunduğumda hep bunu yapıyorum. Sonra insanlar diyor ne yalıyorsun? Dostum bu adamı neden zengin ediyoruz? Çünkü ağlayan obsidiyenler lazım bize. O yüzden yapıyoruz yani durduk yere bir dakika ne yapıyor ki bu adam demiş olabiliriz. Benim aklımda her şey herkes biliyormuş gibi düşündüğüm için bazen unutuyorum. Çünkü jelibon emcikliyorum. Jelibon daha tatlı şu an. Şimdi abi ben şunları bir tane mi? Gerçekten bir tane mi? Onca şey verdim sana. Bir tanesi biraz ayıp gibi. Aman. Sadece sen mi varsın bu dünyada? Tamam. Crimson Forest'a geldik ki burası onların ana vatanı. Bari burada daha fazla bulup hızlı... Ay korkuyorum. Bu adamlar sinir bozucu. Gel abi ne yapacaksın ki? Ben gel. Neden korkuyorum ki bu adamdan? Ha yemek de işte mis gibi. Olmuşum 3301 level. Hala ölecekmişim gibi korkuyorum. Yani öğrenilmiş çaresizlik olmuş üzerimde yapışıp kalmış. Adamları gördüğümde yol değiştiriyorum. Saygımdan değil ama. Lan babası nasıl örnek oluyorsun çocuğuna bak çocuğun seni izliyor. Babam ne yapıyor acaba diye. Ha parayı tabii ki bu genetik herhalde paraya koşmak. Para gözlülük. Sadece sen mi varsın? Onca yılı sadece bir tane adam için mi geldim? Zaten orada da bir tane vardı. Neyse böyle yemek toplayayım da en azından karlı çıkayım. Baksana iki tane kestim. Tabii bende servet vesaire olduğundan dolayı 10 tane etim oldu. Hah tamam işte burada fazla adam var gelin. Hah tamam daha fazla gel. Tamam ağlayan obsidyen 5 tane oldu. 5 tane değil 6 tane lazım bize. Pardon arkadaşlar tekrardan alabilirsiniz. Ben de o sırada bir jelibon atayım. Cidden o kadar şey var ve bir tane ağlayan obsidiyen gelmiyor mu? Ben speedrun yaptığım zaman ağlayan obsidiyenden kafamı 30 tane fırlatıp al bunları ve git diyorlar. Ha şu. Böyleydi. Ve böyleydi değil mi? Bir şeyleri unutmuş olabilir miyim? Nasıl yapılıyordu ya? Tamam arkadaşlar yüzüme vurmayın. Lütfen vurmayın. Tamam doğru yapmışım ama biraz kulağı biraz farklı tutmuşuz. Şimdi bunu nereye koyayım ki? Dur yarım olan portalımız neredeydi? Bak gösteriyor yolu bize doğru. Ben normalde burada olsa konumu baya kaybetmiştim ve zorlanıyordum. Hani başarım ayağına gerçekten mükemmel bir şey başardık. Ben önceden üşendiğimden yapmıyordum bunu. Ah bak bu da çok havalı duruyor. Bir bütünleştirdi. Tabii bizim ışık taşını alıp... Aynen böyle. Bu güzel sesle beraber doldurmamız gerekiyor. Bunu doldurduktan sonra da başarımı alıyoruz. İşte dünyada bir Love Gezer, bir Strider götüreceğiz. Bu var ama bu abimiz zaten yani Hardcore serisinin başından beri burada. O adama dokunmak istemiyorum. Hatta ona bir ev yapacağım. Bir tane oltam var. Şurada da bir tane çarpık mantar alayım. İlk önce bunları sürmem gerekecek ya. Şöyle alayım. Bu direkt oluyor mu? Oluyor tamam. Sıfırdan. Güzel bu arada. Kullanmış oltayla da yapabiliyoruz. Yapabilecek miyim bilmiyorum ama eğer koyup üzerine binip ondan sonra devam edeceğim. Gel bakalım. Aynen böyle. Ay bir an lava değdirdik. Sandım ama. Let's go. Sen benim artık evcil hayvanım mısın? Hayvi kimsin benim? Gel bakalım. Otobüs şoförleri gibi selam vermek isterdim ama otobüs şoförleri yaklaşık 120 ile giderken selam veriyorlar ve kendilerini görmüyorlar bile. Bu yavaşlıkla olmaz. Selamlar yine de selam. Tamam. Şimdi sen buradan git. Ben geleceğim. Ki gittim bile. Hah. Selam. Burası dünya. Sevdin mi dünyayı? Titriyorsun sen. Kıyamam. Gel. Kıyamam. Love havuzu var şurada yakında. Oraya götüreceğim seni. Ondan sonra da misler gibi sana bir yol yapacağım ki bu artık yabancılığı çekme. Baksana. Burada yani keşfedilecek mükemmel bir dünya var. Sen burada çekine etrafta dolaşıyorsun. Cehennemde kimse seni sevmiyor falan böyle. Anca annen sevmiştir değil mi? Güzel canım oğlum diye. Canım kızım diye. Cinsiyetini bilmiyorum. Anca onlar sevmiştir seni.
Teşekkür ederim güzel sohbet için. Yavaş yavaş gidiyoruz ama gidiyoruz yani. Tamam. Dostum sen bu lavda dur. Ben sana mükemmel lavdan bir havuz yapacağım. Hatta burada lavların devamı da var. Bir dakika. Tamam lan buradan bence kazmaya başlarız. Bunun için 50 metrelik bir yol yapmam lazım. Onun için de evet birazcık geniş yol açmam lazım. Kafayı vurmayalım. Kendine güzel yeri buldu tabii. Tamam kaç blok olduğunu bilmiyorum ama en azından yolumuz tamamlandı. Şu şekilde düz bir şekilde gidiyor. Burada biraz açıklık var. Burayı da kapatırsak. Şimdi etraftan daha fazla lav alıp burayı tamamen doldurmam lazım. Oh! Ay illa bir aksiyon olacak değil mi hayatımda? Olsun bakalım. Oh oh bugün banyo mu var? Bugün banyo var değil mi? Tam ortaya koysam şöyle ve lav yayılsa yine lav lavdır diyerekten. Sayılır mı, sayılmaz mı? Aklımda sadece böyle... Aa bir dakika ben kendime yol yapmamış. Mükemmel mühendislik. Tamam yol tamam. Bunlar da son dokunuşlar olsun. Şurayı da şöyle alayım. Lav lavdır herhalde ya. Kaynak olaraksa sıkıntılı bir durum. Çok daha fazla lava ihtiyacımız var çünkü. Neyse bir deneyelim bakalım. Bu adamın evinde hissedecek mi hissetmeyecek mi? Tamamen bütün karar bu adama ait. Hadi pıt pıt pıt. Aynen baba zaten... Lan ben nereye gidiyorum? Ben sana nasıl bakıyorum? Sen bana nasıl bakıyorsun ya? Ha sonunda öldürecekti resmen beni. Ha yavaş yavaş gidiyor ama tam lav saymıyor galiba buraları. Evet tam lav saymıyor. Bu sefer tekrar deneyeceğiz. Bu sefer de olmazsa artık bilmiyorum. Daha da uzatıp daha garanti bir şey yapacağım. Ha bu arada bu yeni eklenen bir olay. 1.18'de geldi bu. 1.18 güncellemesinin ilk başarımlarından bir tanesi. Özel bir başarım yani. Daha çıkmayan bir sürümün başarımlarını yapmaya başladık. Hadi lütfen. Lütfen. Oldu gibi. Oldu gibi. Ama babası. Ama olmuyor. Sen evinde gibi hissetmiyor musun? Bu bir yabancılık çekti ya. Ha şu ya. Galiba 55 blokmuş. Bir 5 blok daha arttırdım. Evinde gibi hissettiriyor. İşte bu. İşte bu. Evinde gibi hissediyorsan bu iş çözülmüştür. Sen de benim bir oğlumsun artık. Anlaşalım. Hadi görüşürüz. O zaman sen lav havuzunda turlarsın. Tek başına. Bir oraya bir buraya. Şimdi... Gelelim fasulyenin faydalarına. Bütün başarımlara bakıyorsunuz. Hepsi tamam. Bir tanesi eksik. Nether'da. O da Nether'dan bir gaz kurtarıp onu öldürmek. Gerçekten yani şu love bayağı bir yarım saatim falan aldı ama gaz olayı zaten yarım saatimi aldı da olmadı. Üzerine hadi bakalım daha ne kadar deneyeceğiz hiçbir fikrim yok. Tamam o zaman fazlasıyla olta ihtiyacımız olacak. O yüzden de artık daha fazla malzeme toplamamız gerekiyor gibi hissediyorum. Şu yapabildiğim 52 tane çubuk ve bunların hepsi de 17 tane olta. Hadi yapalım. Hemen nereye yaptığımı da hatırlamadım. Evet doğru buldum. İyi hissetmişim. Yine aynı yeri düşünmüşüm. Sadece burası biraz fazla mı? Sıkıntılı. Burayla temasa geçecek yakınlıkta dahi olmayan gazlar görüyorum. O yüzden biraz bekleyeceğiz yine. Aa, bu arada mükemmel bir teknik buldum ya. Doğru. Bu adamlar hep bizden uzaklaşıyor değil mi? O zaman ben bu adamları korkutacağım. Ve o zaman tam ağıma düşecekler. Ve böyle daha kolay çekebileceğim ben bu adamları. Ama bu teknik de pek işe yaramadı gibi. Çok garip şeyler yaşıyorum. Gerçekten çok garip şeyler yaşıyorum. Nether'dan bir gaz kurtar, dünyayı güvenlice getir ve onu öldür. Ben oltaladım ama adam gelmek istemedi, gelmedi. Bota oturtturabiliyor muyum ben bunu? Evet, tüm başarımları yapıyoruz ama bu bölümü yapamadık çünkü bayağı uzun sürüyor. Her başarım bayağı zaman alıyor.
Tek bölüm yapsaydım 1,5 saatlik bir bölüm yapmam lazımdı ve tek bir video için aşırı fazla efor sarf edip okulu vesaire asacaktım. O yüzden ikiye ayırmaya karar verdim. Zaten şimdi okula gideceğim. Okuldan döndükten sonra da misler gibi bir yayın yapacağız Twitch'te. Aşağıda linkler var. Siz de katılabilirsiniz. O zaman tüm başarımlara yaptım. Final bölümünde görüşmek üzere. O bölüm en az 40 dakika, böyle 1 saat falan sürebilir. Şimdiden iyi seyirler.